Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsim meyveleriyle inanılmaz lezzetli, borcamda harika bir meyveli tartolet yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tartoletimizin kreması için uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Üzerine yarım su bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyorum ve 2 su bardağı da sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyarak bir çırpma teliyle homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum ve daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve başından ayrılmadan sürekli karıştırarak pişiriyorum. ve kaynamaya başlayıp kıvam aldı gördüğünüz gibi. Oldukça yoğun bir kıvamı var fakat olması gereken tam da bu. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave ederek yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar kısık ateşte pişirmeye devam ettim ve daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve şimdi kabuk tutmasını önlemek için sık sık bir çırpma teliyle karıştırmayı ihmal etmeden soğumaya bırakıyorum. Evet şimdi tartoletimizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında yumuşamış olan 100 gram yağı alıyorum. Margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı yoğurt ve 4 yemek kaşığı şeker ilave ederek bir spatula ile malzemeleri karıştırıyorum. Daha sonra un kabımı yanıma alıyorum ve undan bir miktar ekledikten sonra üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum ve hamur yoğurma kabında toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatula'yı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave edelim lütfen. Ben bugün toplamda 200 mililitrelik klasik su bardağı ile 2,5 su bardağı un kullanarak hamuru yoğurdum. Ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan oldukça yumuşak bir kıvamı var. Şimdi tezgah yama biraz un serpiyorum ve hamuru merdane ile biraz genişletiyorum. Daha sonra hamuru merdane ile tezgahtan alarak sıvı yağ ile yağlamış olduğum borcama koyuyorum ve şimdi elimle bastırarak borcamın tabanını hamurla kaplıyorum ve kenarlarına birer parmak yükseklik veriyorum. Evet hamuru borcama yaydım gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini ve kenarlarını düzeltiyorum. Bu arada fırınımı da alt 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken hamurun üzerine bir çöp şiş ya da bir çatalla delikler açıyorum. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet tartolet hamurum pişti ve fırından çıkarttım. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden videoda gördüğünüz gibi güzelce kızarana kadar pişirmeniz yeterli. Borcamı fırından çıkarttım ve bir kenara alarak soğumasını bekliyorum. Bu arada pişirmiş olduğum muhallebi de iyice soğudu. Şimdi üzerine bir paket krem şanti ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Ve 2-3 dakika mikserle çırptıktan sonra harika bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi daha rahat kullanabilmek için bir sıkma torbasına koyarak bir kenara kaldırıyorum. Bu arada tartletin hamuru da iyice soğudu. Şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi bir servis tabağına çıkartıyorum. ve üzerine hazırlamış olduğum kremanın tamamını bir sıkma torbasıyla sıkıyorum. Sıkma torbası kullanmak zorunda değilsiniz. Kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben daha kolay olsun diye bu şekilde yaptım. Evet, kremanın tamamını üzerine sıktıktan sonra eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bir kremasını düzelttikten sonra üzerine meyvelerini yerleştireceğim. Ben videoda gördüğünüz gibi kayısı, kiraz ve çilek kullandım. Sizler dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Evet meyvelerini de yerleştirdikten sonra biraz dinlendirmek üzere dolaba kaldırıyorum. Evet tartoleti yaklaşık 15 dakika buzdolabında dinlendirdim. Hemen şimdi köşesinden bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanın bütün samimiyetimle söylüyorum hamuru kıyır kıyır, kreması inanılmaz lezzetli, şahane bir tartolet oldu gerçekten. Tam da bu sıcak havaların tatlısı diyorum ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.